Dünyada her yıl yüz binlerce insan yaşadıkları bölgeleri hayat koşulları nedeniyle terk ederek yasa dışı yollarla daha iyi bir yaşam için göç ediyor. Aileleriyle ya da yalnız başına göç eden binlerce çocuk kaçak göç yollarında ya ölüyor ya da daha kötü koşullarda yaşamak zorunda kalıyor. Geçtiğimiz haftalarda Serie A'daki ilk golünü Inter'e atan 18 yaşındaki Gambiyalı futbolcu Musa Juara'nın hayatı da benzer bir hikaye barındırıyor. Musa Juara, 2001 yılında Gambiya'da 5000 nüfuslu bir köy olan Tuareg'de dünyaya geldi. Küçük yaşta ailesini kaybedince onu ve ağabeyini büyük babası büyüttü. Bir hayali vardı, futbolcu olmak. Ancak bunu yaşadığı bu küçük köyde başaramayacağını biliyordu. Avrupa'ya gitmek istiyordu. Ağabeyi tarlalarda geçici işçilik yaparak onun yolculuğu için gerekli parayı sağladı. Ancak bu yolculuk öyle kolay değildi. 14 yaşındaki Musa Juara, İtalya'ya gitmek için yaklaşık 5500 kilometre ve 80 saatlik bir yolculuğa çıktı. Cebinde birkaç şey ve çok az para bulunan Musa, Senegal, Moritanya, Batı Sahra, Fas, Cezayir ve son olarak Tunus'a geçti. Oradan da onu Sicilya'ya götüren küçük bir göçmen teknesine bindi. Birkaç gün süren yolculuktan sonra Kızılaç tarafından karşılandı. O yıl Afrika'dan yaklaşık 25 bin çocuğun İtalya'ya göçmen olarak geldiği tahmin ediliyor. Oradan Güney İtalya'daki bir kasaba olan Potenza ilinde bulunan bir kabul merkezine gönderildi. Sokakta futbol oynamaya başlayan Juara bazı arkadaşlar edindi. Arkadaşları ona küçük bir kulüp olan Virtus Avigliano'da futbol oynamayı teklif etti. O sırada takımı çalıştıran Vitantonio Summa ile bu şekilde tanıştı. Musa ile Vitantonio arasında kısa sürede bir baba-oğul ilişkisi oluştu. Vitantonio onu kanatları altına aldı. Ona takımında yer verdi. Bu sıralarda Summa'nın işi Lorena da Bruno da Musa ile ilgileniyordu. Musa İtalyanca öğrenmek istiyordu. Onu bir kursa yazdırdılar ve kalacak bir oda verdiler. Musa bir yandan okula gidiyor, bir yandan da antrenmanlara ve maçlara çıkıyordu. İki sezon boyunca bu amatör kulüpte futbol oynadı ve kendini geliştirdi. Katıldıkları bölgesel kupayı kazanmalarında Musa'nın payı büyüktü. Kısa sürede gelen başarılarının arkasından profesyonel kulüpler Musa Juara ile ilgilenmeye başladı. İlk olarak Chievo onunla ilgilendi ve transfer etmek istedi. Ancak İtalyan Futbol Federasyonu, İtalyan ve Avrupalı olmayan çocukların ebeveynleri eşliğinde transfer edilmeleri gerektiğini belirten kuralı gerekçe göstererek transfere izin vermedi. Musa yıkılmıştı. Vitantonio ve Lorenda Musa'yı evlat edinmeye karar verdiler ve başvuruda bulundular. Aylar süren yasal savaştan sonra Kasım 2017'de Musa'yı evlat edinmeyi başardılar. Böylelikle Musa'nın profesyonel kulüplere transferinin önü de açılmış oldu. Chievo ile anlaşma imzaladı ve 19 yaş altı takımıyla antrenmanlara başladı. Chievo'da geçirdiği ilk sezonda oynadığı 7 maçta 8 gol atarak iyi bir performans gösterdi. İkinci sezonundaysa takımın vazgeçilmezlerinden olmuştu. 27 maçta forma giydi ve 5 gol attı. 19 yaş altı takımında gösterdiği performans ona 2018-2019 sezonunun son maçında A takımın kapısını açtı. 25 Mayıs 2019'da henüz 17 yaşındayken ilk Serie A maçına çıktı. Ancak Chievo ligi son sırada tamamlayarak küme düştü. Musa Juara ikinci ligde oynayacak bir futbolcu değildi ve bunun farkında olan Bologna onu 500 bin avro bedelle transfer etti. 2019-2020 sezonunda Bologna 19 yaş altı takımında ter döken Musa Juara başarılı bir performans ortaya koydu. Oynadığı 15 maçta 11 gol attı ve A takım hocası, meşhur eski Yugoslav futbolcu Sinisa Mihailović onu A takımına aldı. Roma, Genova ve Udinese maçlarında oyuna sonradan girerek kısa süreler oynadı. Lige verilen aranın ardından Mihailović, ona ilk olarak Juventus maçında 9 dakika şans verdi. O karşılaşmadan 3 hafta sonra Giuseppe Meazza da Inter deplasmanında 65. dakikada oyuna girdi. Takımı 10 kişi kalmış ve 1-0 yenik durumdaydı. Oyuna girdikten 9 dakika sonra attığı golle takımı eşitliği sağladı. Onun golünden 6 dakika sonraysa vatandaşı Barov'un attığı golle Bologna Inter'i 2-1 yenmeyi başardı. Bu gol Musa Juara'nın Serie A'da attığı ilk gol oldu. Hayata 1-0 yenik başlamış olan Musa Juara
henüz 14 yaşında kaçak bir göçmen olarak binbir zorluk çekerek gerçekleştirdiği seyahatinden yaklaşık 4 yıl 1 ay sonra Serie A'daki ilk golünü attı. Azmin, kararlılığın ve çalışmanın önünde hiçbir engelin duramayacağını henüz 18 yaşında tüm dünyaya gösterdi.